Zeynep Araki. İnşallah belediye başkanımızı bir haftadır tanıyorum. Sözünü tutacaktır. Önümüzdeki yıla burada gölgelikli bir alanda bu programı yapacağız. Sizlerle beraber olacağız. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk bizim kaymakamlığımızın ben burada olduğum sürece ana teması olacak değerli arkadaşlar. Çünkü bizi bölmeye, bizi parçalamaya ve bundan nemalanmaya çalışan içeride ve dışarıda ciddi bir hain kitlesi var. Biz buna karşı birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde olacağız. Diğer bir hususta birbirimize saygı, bu saygıdan kesinlikle bizler uzak durmayacağız değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü insanlar birbirine saygı duydukça, yaşantılarına karışmadıkça mutlu bir ortam olur. Bu açıdan inşallah görev yaptığım süre içerisinde burada ben Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda bu sistemi oturtmaya çalışacağım. Sizin yapacağınız bütün çalışmalarda bizler yanınızdayız. Kapımız her zaman sizlere açık. Bir fiil bu çalışmaların içinde olmaktan, destek olmaktan büyük bir mutluluk duyarım ben. Hazreti Hüseyin'den bu yana, Kemal Atatürk'ten bu yana, en son 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bugüne kadar memleketimiz için, bu topraklar için ve uğurlarına kanları akıtan bütün şehitlerimize tekrar ben buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ayınızı da tebrik ediyorum. Hüseyin Uysal'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Tabii ki bir nevi sayın başkanlarımız Ereğli Belediye'mizden şahsımdan bazı talepleri oldu. Bunu da burada sözünü vermek lazım. Yoksa kapalı odalar içinde iki kişinin sözü olmaz. Birincisi, Mehmet Başkan seçildiğinden beri daha önceki başkanımızla da beraber iyi ilişkiler içindeydik. Sayın Başkanım, taleplerinizin hepsi yerine getirilecek. Onu söyleyeyim. İki, bu alan gerçekten bugün tebrik ederim sizi. Bazen bizleri kötü yollardan götürürler ki yol tamir edilsin, yol bu derler. Biz bu mesajı aldık. Biz buradaki üstünde nasıl bir proje yapılması gerekiyorsa gerek proje, ama estetik çok önemli. Yani iş olsun diye kapatmayalım. Önümüzdeki yıllarda da daha hizmet verecek bu alanın üstünün örtülmesi, ama estetik örtülmesi, bu bir. 5 Ekim yanılmıyorsam Hacı Bektaş Veli'ye gideceksiniz. Ama daha önce gelir, benim de program olmazsa ona da gelmeye söz veriyorum. O tarihlerde torunum dünyaya gelecek Allah'ın izniyle. Bizler aynı aşure gibi değişik desenler, farklı desenler bir arada yaşamaya, bir ve beraber olmaya, kardeş olmaya, iri ve diri olmaya ülke olarak çok ihtiyacımız var. Bunu da sağlamamız lazım. Eğitimde, askerde, her türlü alanlarda da bu eşit haklar var, ama olmayanlar varsa önümüzdeki günlerde de bunlar oturulur, tartışılır, konuşulur. Ben konuşmaya, bilgi paylaşıma, dayanışmaya, kardeşliğe hazırım. Belediyemizde çalışan Alevi kardeşlerimiz var. Bir tek şey söylemek istiyorum. Hani Hacı Bektaşi Veli'nin de bir sözü var. İncitsek de incitmeyelim. Bizler, ben şahsım adına hiçbir zaman incitici olmadım. Hiçbir zaman kin beslemedim. Hiçbir zaman kindarlık beslemedim. Benim memleketimin insanı, bütün insanları eşit gören bir mantığım var. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yeryüzü bugün farklı dinlerden, farklı etnisitelerden, farklı kimliklerden oluşmaktadır. Dünyanın birçok yerinde dinsel farklılıklar artık nötrlize edilmiştir, ortadan kaldırılmıştır. Fakat bu coğrafyada binlerce yıldır Aleviler ne yazık ki ötekidir. İnancıyla ötekidir, kültürüyle ötekidir, ibadetiyle ötekidir.
Biz bu coğrafyada öteki olarak yaşamak istemiyoruz. Bizler eşit yurttaşlık hakkına herkesin, sadece Alevilerin, sadece Sünnilerin değil, Süryanilerin, Ermenilerin, kim farklı düşünüyorsa hepsinin ortaklaşa bir arada, kardeşçe, birlikte üreterek, birlikte tüketerek sorunsuz barış içinde yaşamasını istiyoruz. Hak edenleri cümlemizi o birlerin, üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 mamların, 14 masum ufakların, 17 kemerbestlerin, 40'ların, 80 bin Rumerenlerinin, 90 bin Horasan pirlerinin, 100 bin kayıp erenlerinin kaderinden, didarından ayırmasın. İçin, değerli misafirlerimizin aşure lokmalarını yapmaları için 10 dakika kısacık bir ara veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.